başka bir eve götürebilir. Yani bir kadın da nikah bitmeden başka bir erkeğin evinde kalması, evet, görülen net bir zina yok ama zinaya çok yakın bir durum. Bence böyle. Peki ben hocamıza soramadım ama sizin fikrinizi sorayım. Zina sadece kadı evli çiftler için mi? Burada boşanma üzerinden konuşuyoruz ama. İslam hukukunda mı? İslam hukukunda. Hayır, bekar siz... çift de zina yapabilir. Bekarın yaptığı zinayla İslam hukukunda evlinin yaptığı zinanın cezaları farklıdır. İkisi de zina. Haram olduğu için gayrimeşru yoldan girilen her ilişki zinadır. Evet, peki bunun üzerine örneğin bir otelde bir kadınla bir erkeğin kalması zina olarak tanımlandığında... Bekar iki erkek bile kalsa zina olabilir. Doğru, nikah yoksa aralarında tabii. Aynı cinsten iki kişinin kalması bile... Hayır, aynı cinsten iki kişinin değil. Tabii farklı bir cinsel tercihleri var ve bir araya gelmişlerse bu da tabii ki zina. Bekar erkeğe dediniz, şu nedenle soruyorum. Bir evlilik cüzdanı sorma konusunda... hukuki gerekçeleri olmadan bile otellerde bu karardan yola çıkarak bir nevi hani uygulama yapılması yol açar mı? Keşke yapılsa, ben böyle olmasını tercih ediyorum açıkçası. Bir akrabalık bağı yoksa normal iki sıradan bekar bir kız ve bir erkeğin otele gidip kalması uygun bir şey değil. Bu haramı teşvik etmek, zinayı teşvik etmektir. Peki bunu başkaları mı kontrol etmeli? Tabii bunlar kesinlikle. Bir kere zaten emniyet kanalıyla çalışılması gerekiyor böyle bir durumda. Yani evli değiller, hiçbir aralarında akrabalık ilişkileri yok ve kalıyorsa mutlaka bunun bir şüpheli durum olur.